Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bizi ağırladığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Asun, Ankara Yıldırım Beyazıt. Saliha Üzümcü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İlk ve Adil Yardım Öğrencisi. Mücahit Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2. Sınıf İslam İlimler Öğrencisiyim. İbrahim Uzun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Cansın Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi. Gizem Yalçın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi. Cumhuriyet Üniversitesi, sonradan Sivas Cumhuriyeti oldu. 45 yıllık bir üniversite. Türkiye'nin kuruluş açısından 9. üniversitesi. 17-18 tane fakültemiz var. 14 meslek yüksekokulu, 6 tane yüksekokul. 4 enstitü, bir konservatuvar, 45 yıldır da eğitim, öğretimle devam ediyor. Burhanettin'in kabri de burada. Sivas ve yöresinde hüküm sürmüş, Konya'dan Erzincan ve Amasya'ya kadar. Onun da biliyorsunuz bir divanı var, ayrıca Arapça bir fıkıh kitabı var. Onları da o kitaplarla ilgili de burada çalışmalar yaptırdık. Yine halk arasında Hazreti Peygamber'in sancakları olarak biliniyor ama tarihen öyle değil. Abdullah Gazi var. Yukarı tekke dediğiniz bir yerde, yüksekte. Onun türbesi var. Yine oraya giderseniz Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Beyazıt'ın kabri de buradadır. Şahi mahlasıyla divan oluşturmuş birisidir. Şöyle Anadolu'da iki kilit nokta var. Doğuda Sivas, batıda Afyonkarahisar. Ordular, eğer doğudan gelen ordular Sivas'ı geçmişse Anadolu'da büyük tehlike çekmiştir. Mesela Selçuklu'nun yıkılmasına sebep olan Köse Dağı Savaşı burada. Su şehri ile Zara arasında Köse Dağı. Orada yapılmış. Selçuklu ordusu yenildikten sonra Anadolu işgal edilmiştir. Yine Timur geldiğinde Sivas Kalesi'ni almış, ondan sonra Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı esir almıştır. Batıda da Afyonkarahisar'dır. Bütün yollar oraya çıkar, oradan dağılır. Şu an yol güzergahı biraz değişti ama Sivas yine o konumunu devam ettiriyor. Necip Fazıl'ın tarif ettiği kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım şuurunda bir gençlik istiyoruz. Geldiği yeri unutmayan, değerlerini unutmayan bir gençlik. Bunun için de öğrencilerin mutlaka sizler gibi bir üniversite okurken, bir fakülte okurken mutlaka ya bir kulüpte ya bir şeyde görev almasını istiyoruz. Bir sanat dalı olur bu, başka bir şey, spor dalı olur. Mutlaka bu işlerin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar insanları yetiştirir. Ben de üniversitede okurken bir kulüp kurmuştuk ki ilahiyat fakültelerinin ilk kulübüydü, edebiyat ve sanat kulübü. Orada çok arkadaşımız yetişti. Bizler de orada yetiştik. Hani meşhur bir söz vardır, sahne tozu yutan bir daha oradan kurtulamaz diye. Öğrencilikte bazen farkına varmıyoruz. Ama öğrencilik bizim geleceğimizi etkiliyor. Okuduğunuz alan ne olursa olsun, ilgilendiğiniz bir alan olursa daha sonra okuduğunuz alana rağmen ilgilendiğiniz alanda çok şeyler öğrendiğinizi görebiliyorsunuz. Hayatınızı değiştirebiliyorsunuz.